gündür çekime gidiyorum. Kamera çantam ve tripodum var. Bir de monopod var. İstikamet sağcık. Yolda detaylardan bahsedeyim. Haydi bakalım. Herkese Motofoto Vlog'dan selamlar. Ben Volkan Barıt. Abi hava çok kötü ya. Bayağı bir rüzgar var. Ve de bayağı bulutlu. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama güneşten eser yok. Ben havayı böyle zannetmiyordum. Şimdi nereye gidiyorum? Sığacık'a gidiyorum. Seferihisar Sığacık. Otobüne biraz hızlı geçeyim dedim çünkü verdiğim saate bir miktar geç kalmak üzereyim. Saat 1.28. 1-2 arası orada olurum demiştim. Şu anda tam 1-2 arasındayım. Bu yol biraz ışıklı ve böyle bir radar kontrolü olan bir yol. Çok hız yapamam. Şu an öndeki basıyor diye ben de basıyorum açıkçası. Normalde ben burada 90'ı geçmem. Otobanda 150-160 yapıştırdım. Motorla da basınca böyle bir arabaları tahrik eden bir durum var yani. Kimi geçsem peşime takıldı arkadaş. Arabası 180-200 yapan bastı geçti. Çatlaya patlaya 150-160 yapan arabalarla geldik işte. Şimdi Sığacık'a gidiyorum. Oba burada bir de böyle şerit kapamalar, yol çalışmaları falan varsa zaten hızımız çok düştü. Allah'tan motorlayım. Tabii yağmur yağarsa bu sözümü geri alacağım. Evet, böyle götüm götüm bir miktar gideceğiz. Şu kardeş bizi görmemiş olabilir. Çok sağına girmeyeyim. O da soldan geçeceğim diye uğraşıyor. Şöyle geçeyim. Selamımızı verdik. Burada bir kırmızı yanıyor. Önceki kamyon hiç umursamadı. Sığacık'a gidiyorum. Söyledim ne için gidiyorum. Yaklaşık bir 15-20 gün önce Sığacık'ta bir butik otel çekimi yaptık. Böyle ufak. Ama genelde ne oluyor? Mekan çekimlerinde gittiğinizde her şey hazır olmuyor dört dörtlük. Bazı eksiklikler oluyor. Otel zaten ufak bir şey. Dört odalı. Şirin, sempatik bir şey. Aşağıda bir kahvaltı yemek alanı var. Küçük bir barı mutfağı var. O alan biraz dağınıktı. Dağınık diye bir miktar da biz fotoğraf ekipmanlarımızı videocu arkadaşımla beraber biraz ya yaydık etrafa. İyice dağıldı. O tarafı fotoğraflayamadık. Çünkü böyle zaten su şişeleri falan filan vardı. Pet şişeler. Kasa kasa. Fotoğraf çekilecek bir ortam yoktu. Bazı eksiklikler daha vardı. Şimdi onlar tamamlanmış. Ben zaten çektiğim kısmı teslimini yapmıştım. Fotoğrafları editledikten sonra. Şimdi onların geri kalan kısmını çekmeye gidiyorum. İzmir'i bilmeyenler için bahsedeyim. Güzelbahçe'ye kadar Çeşme Otobanı'ndan geldim. Güzelbahçe çıkışından çıktım. Şu anda Seferihisar yönüne gidiyorum. Sığacık zaten Seferihisar'a bağlı. Bir sahil şeridi, kasabası. Tarihi bir yerdir. Çok önemli bir yerdir. Hem doğası, hem tarihi geçmişi, antik kenti, mimarisi, yaşanmışlıkları, hikayesi. Güzel, tatlı bir ortamdır. Otele gideceğim. Zaten hemen kale içi denilen kale surlarının, sur duvarlarının içinde kalan bölgede bir butik otel. Yeri çok güzel. Oradaki otel çekimini yapayım. Sonra şöyle elimde kameram, iPhone'la beraber bir çıkayım. Etrafta fotoğraf çekeyim istiyorum. Biraz moto, foto, vlog kanalları konseptinden çıktığımı düşünüyorum. Aslında bunu yapmak için bu kanalı açmıştım ama fazla sohbete daldık. Ya da fazla gezilere daldık. O yüzden gideyim moto fotoyu orada bir tam kanalın hakkını vereyim. Motorla gittiğim, vardığım yerde de fotoğraf çektiğim, çektiğim fotoğrafları da editleyip sizlere anlık ekranlara sunduğum bir içerik yapmaktı benim konseptim. Onu zaman zaman unutuyorum. Çok fazla moto vlog oldu. O yüzden moto fotoyu tekrar hatırlayıp harmanlamanın vakti geldi. Videoyu burada kapatayım. Bu sıkıcı yoldan size görüntüler vermeyeyim. Dediğim gibi Seferihisar yönüne gidiyorum. Bu Seferihisar'dan sonra Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli, Pamucak, Kuşadası böyle giden bir rota. Bilmeyenler için bu rotayı anlatıyorum. Zaten motorcular için harika bir rotadır. Gezmesi, gitmesi, görmesi güzeldir. Bugün güneş yok. Fotoğraf açısından avantajlı, motor açısından dezavantajlı bir gün oldu. Hafif bir serinliği var ama terlemekten iyidir. Sığacık'ta görüşürüz. Bu yolu size göstermek istedim. Normalde biraz daha gidince ileride Seferihisar Göbek'te bir Sığacık ayrım vardı. Ben şu anda 1-2 kilometre öncesinde yazılı olan küçük bir tabela var. Orada da Sığacık girişi var.
Oradan girdim. Çok eskiden gitmiştim buradan. Bunların hiçbiri yoktu. Böyle tarlaların arasından geçiyordum. Şu anda siteler silsilesi. Bu yolu deneyeceğim. Biraz daha kestirme olabilir. Daha da tenha bir yol oluyor. Orası insanların daha çok kullandığı bir sığacık güzergahı. Burası böyle köy yolları gibi, fıstık gibi gidiyor. Tam benim tarzım. Bu güzergahı da sığacık ulaşımında alternatif olarak kullanabilirsiniz. Eskiden daha kötü bir asfaltı vardı diye hatırlıyorum benim gittiğim zamanlarda. Şu an biraz daha geniş görüyorum. Böyle çukurlu, delikli bir zemini de yok. Güzel, araba içinde, motor içinde. Bu dağların arkası zaten deniz tarafı. Buradan Azmak sahile gidiliyor. Suyu soğuk ama güzel, tertemiz suyu olan bir yazlık deniz alanıdır. Denize girmelik. Buradan tekrar ana yola geri dönüyoruz diye biliyorum. Bunların hiçbiri yoktu. Toki yazıyor. Toki'ymiş. Yani berbat. Çok çok kötü. Ne iş var abi burada Toki'nin ya? Neyin projesi yani bu? Sığacığın içine sıçalım projesi olsa bu olsa gerek. Neyse ki kötünün iyisi çünkü 4 katlılar. Bunlar bir 8-10 katlı da olabilirdi yani. Toki'yi biliyorsunuz yani. İnşaat özgürlüğü. Evet, bu inşaat alanları olmasaydı şu anda böyle çok güzel tarlaların, bahçelerin arasından gidiyor olacaktım. Birazdan Toki biterse tekrar o yola gireceğiz. Evet, bundan sonra artık bir inşaat izninin verildiğini düşünmüyorum. Tabii ki buradaki toprak yoldan değil, sola doğru bir dönüş var. Çok uzun süreli bir çekim yapacak olsaydım motoru tercih etmezdim çünkü motor beni yoruyor. Yani belim, sırtım, boynum, bileklerim, kollarım hafif böyle bir yorgunluk oluyor. Üzerinde çok düzgün oturmaya çalışsam da, doğru teknikle otursam da ayak pozisyonum, bacak, işte kalça, eğiliş pozisyonlarım, bacaklarımla depoyu sıkışlarım falan. Özellikle böyle rüzgarlı havalarda zaten boynu, beli böyle zaman zaman ağrıyan biriyim. Motordaki uzun süreli binişler bana pek iyi gelmiyor. Evet, bu yolu göstermek istedim. Şimdi tekrar kapatıyorum. Büyük ihtimal motoru park ettiğimde kayda gireceğim. Hoşçakalın. Yol buradan çok daha pratik. Bu sığacağa gelişteki eski yol. Öyle hatırlıyorum. Bu ön taraftaki yol yoktu büyük ihtimal. O yolda bu yol. Eğer meydandan girseydim, Seferihisar Meydanı'ndan. Burası kale içinin duvarları. Gördüğünüz tarihi duvarlar. Bayırdayıcım. Yaya yol verelim. Yaya geçitlerinde. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi motoru güvenli bir yere koymam gerekecek. Burası da benim girmem gereken yer. Buradan içeri gireceğim. Evet, bayağı bildiğiniz kale içinde sürüyorum. Buralarda bir yere park edeceğim. Sizinle çekim sonrası yeniden birlikte olacağım. Sevgiler, saygılar. Evet, herkese selamlar. Oteldeki çekimi tamamladım. Şimdi sığacık sokaklarında biraz geziyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Şimdi böyle sokaklarda çekim yapmak çok keyifli çünkü tarihi bir doktayız. Mimari çok güzel. Bol bol güzel yapılarla alakalı detaylı fotoğraflar alacağım. Bunları da çeker çekmez ekrana editlenmiş hallerini koyacağım karşınıza. Burada çok güzel bir coffee shop var. Şu arkadaki teras detayı da süper. Buradan sokağa alabiliriz. Şöyle bir kadraj olabilir. Mesela burayı çekmeyi planlıyorum ama şu tepedeki çirkin görüntü rahatsız edici. O yüzden birazcık açımı değiştiriyorum. Onu saklamış oluyorum. Böyle bir kadraj sanırım daha iyi olacak. Burada şirin dar bir sokak var. Burada tarihi bir giriş duvarları daha var. Eski kale içine ait mükemmel duvarlar. Buradan birkaç fotoğraf alınabilir. Tabii yanında rezalet bir gaz betonlu bir yapı daha var. Şu duvarla şu yapı beraber alınabilir. Şöyle bir yere geldik şu anda. Evet, sahil rüzgarlı. Sesim burada biraz kötü gelebilir. Böyle bir kadraj yaptım. Şurayı çektim. Şu görüntü güzel çünkü arkadaki iki ev beyaz mavi ve şu duvar. Çok şirin bir yer sadece. Hafta sonu burası inanılmaz oluyor. Yazın hafta içi de çok güzel. Şurada çok güzel. Gene iki katlı eski olduğunu düşündüğüm yapılar var. Şu mesela çok çirkin bir şey. Şu da çirkin. Betonarme bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama burada orijinal eski iki tane yapı var. Tur gemileri dediğim gibi günübirlik. Bunlar gezdiriyor sizi koyları. Şu taş diziliminin güzelliğine bakın. Çok büyük taşlar.
öylesi bir dönemde hareket ettirilemeyecek kadar büyük. Alet yok, edevat yok, hiçbir şey yok, hiç makine yok. Tamamen insan fizik gücüyle buraya güzelce dizilmiş. O günden bugüne kalmış muazzam güzel bir taş duvar. Bu da böyle bir girişin önünde. Süper bir hareket. Evet, bu alana geldik. Buraya dediğim gibi pazar kuruluyor. Eskiden burası artık bir gösteri alanı mıydı, neydi? Çok güzel. En sağlam kemer de bu gibi. Sonradan restore mi edilmiş bilmiyorum. Dizilimi çok daha düzgün. Buradaki birazcık daha yıpranmış gözüküyor. Şurası büyük bir giriş. Burası da bayağı büyük. Şimdi onun içini göstereceğim ama burada fotoğraf çekilir. Şu anki kadraj çok güzel mesela. Evet. Şuranın güzelliğine bakın. Mükemmel bir tarihi dokunun içindeyim. Şimdi burası mesela güzel bir kadraj benim için. Hem palmiye hem bir giriş kapısı. Güzel taş doku ve şurada Türk bayrağı dalgalanıyor. Buranın fotoğrafını alıyorum. Şimdi bu içeriye sokayım sizi. Bir anda bir karanlığa gireceğiz ama burası çok güzel. Kedicikler. Korkmayın. Şuraya bakın. Harika bir mekan. Size geniş açıda göstereyim burayı. Tüm çekimleri iPhone'la yapıyorum. iPhone 14 Pro. Kameramı yanıma almadım. Buradan fotoğraf alıyoruz, evet. Şimdi şöyle bir şeyler çekeyim. Daha çok şu anda balıkçı ortamları var. Burada bir şeyler çekilebilir. Böylesi fotoğrafları da severim. Buradan bir şeyler alayım. Az önce içinden geçtiğim alanın taş duvarları burası. Şuradan da fotoğraf alabilirim. Burada çok güzel bir yapı var işte. Tamamen orijinal. Ahşap saçakları falan. Bayağı güzel bir yapıymış. Çok orijinal. Cumba da çok güzel. Sade bir cumbası var. Keşke hepsi böyle olsa. Şimdi orayı çekerken burayı gördüm. Şöyle garip yerleri de severim. Böyle ilginç boşlukları her zaman görürüm, bakarım. Değişik boşluklar burada, antenler falan. Garip görüntüler ama böyle değişik şeyler çekmek keyiflidir. Daha şöyle bir kadraj olabilir. Başımız her zaman yukarı kaldırmak avantajdır fotoğraf çekimlerinde. Mesela şuraya bir kuş kondu. O yüzden hem onu görebileceğim, hem bu sağdaki mimariyi biraz görebileceğim. Solu görmeme gerek yok çünkü bu cephede bir cam yok. Böyle boş bir duvarı görmektense penceresi olan duvarı görmek daha iyi. Şunu da alıyorum, buradaki sundurmayı. Yok etmiyorum yani böyle. O da bir miktar var. Şöyle bir fotoğraf alacağım. Burası çok güzel bir taş duvar ama arkadaki ev çok kötü olduğu için onu alamadım. Belki şu ikisini beraber böyle bir kadraj yapabilirim geniş açıda. Çok tatlı bir ortam var burada. Evet, bir büyük turu tamamlamak üzereyim. Az sonra son dönüşü yapacağım. Tekrar başladığım noktaya çekim yaptım. Otele geri döneceğim. Otel için de çekimler yaptım. Belki sosyal medyalarında buranın böyle sokaklarını kullanabilirler diye. Şimdi buradan bir fotoğraf alayım. Şöyle bir sokaktayım. Burası bu açıdan güzel olabilir. Deniyoruz. Evet, burayı çekmek istiyorum ama şu alt mavi denizleri göstermek istemiyorum. Ve şu soldaki lambayı almak istiyorum. O yüzden şöyle bir kadraj olacak. Buradan da kalenin giriş kapısına gelmiş bulunduk. Böyle bir kemerle bir geçişi var. Bu şekilde ana sokakları başlıyor. Bu yöne doğru gideceğim. Şimdi buranın fotoğrafını çekiyorum. Şu palmiyeyi de almak istiyorum. Arkadaki şu çirkin elektrik direği de gelsin. Evet, kadrajım hemen hemen böyle bir şey olacak. Sadece kale içinde. Ufak bir tur atmış olduk. Etrafı size göstermeye çalıştım. Bazı mimari yapıları, deniz kıyısını falan. Evet, başladığım noktaya geri döndüm. Birazdan hazırlanıp motora bineceğim. Motorda görüşürüz. Evet, çekim işim bitti. Evime döneceğim. Sizinle biraz sadece dolaşmış olduk. Biraz fotoğraf çektik. Editlenmiş fotoğrafları da
eklemiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Hem sığacığı hem fotoğrafları. İzmirliler zaten buraları bilir. Gelmişlerdir, gezmişlerdir. Gezmeyenler varsa da. Hafta içi çok daha güzeldir. Daha tenhadır. Kalabalığı sevenler için hafta sonu da güzeldir. Şimdi ne kaldı? Videonun kapak fotoğrafını çekme işi kaldı. Şöyle güzel bir yer arıyorum ki. Şu muz ağaçları da ne güzelmiş ya. Burada harika çekilir ama. Millet der mi acaba sen ne yapıyorsun hocam ya? Şurada bir fotoğraf çekersem çok tatlı olur. Ve ben o fotoğrafı çekeceğim galiba. Solum serbest. Nasıl güzel bir ortam burası ya böyle. Üşenmedim durdum gerçekten. Motorla yol yapmadan şu fotoğrafı çekeyim. Bu konu kapansın. Bu arabalar bitmez yalnız. Umarım ezilmeden fotoğrafı çekerim. Bir miktar yola çıkmam gerekecek çekmem için. Evet sanırım bir şeyler çıkar. Çok daha ilginç bir yer görmedikçe bir daha durmam artık. Yola devam. Buradan ana yola bağlanacağız. Bir 10 dakika falan gidiliyor. Sonra da Güzelbahçe, işte İzmir yolu, geldiğim yol. Bugün de böyle kapatırız. Bir sağcık fotoğraf çekimine gelip size sağcığı göstermiş oldum. Gerçekten bugün moto foto yapmış olduk. Motorla geldik, indik, fotoğraf çektim ve çektiğim fotoğrafların editlenmiş hallerini ekrana yansıttım. Aslında kanalın içeriği tamamen bu. Bunu yapmak istiyordum. Bugün biraz oldu diye düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip yorum da yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.